Merhaba sevgili seyirciler. Canan Güler'le Mucize Ötesi programına hoş geldiniz. Bugün de yine sizlerle aslında belki de hepimizin hayatında eksikliğini hissettiğimiz, belki de kaynağının bizde olduğunu çoğumuzun fark etmediği bir konudan bahsetmeyi seçtim. Çünkü bu konu gerçekten de hepimizin hayatında neredeyse, yani hani dost sohbetlerinde de, danışanlarımla da ya da herhangi bir beni takip eden bir takipçimin sorusunda da çok fazla algıladığım, hani bazen farkında olarak sormuyoruz, farkında değiliz çünkü neyi ne kadar yaptığımızın ya da neyi ne kadar yaşadığımızın bazı durumlarda, bununla beraber ama altında yatanın aslında herkesin neredeyse sevgisiz olduğunu, sevgiyi aradığını hissediyoruz, algılıyoruz ve görüyoruz. Zaman zaman hani biz bu kadar çalışmanın içindeyken zaman zaman biz bile yapabiliyoruz bunu. Yani koşulsuz sevginin farkındasın. Kendinde, kaynağın sende olduğunun farkındasın. Zaman zaman çevrendekilerden böyle bir beklentiye girebiliyor insan. Ve biz bunu tabii ki hızla fark edip dönüştürdüğümüz için ve gerçekten bunu hayatımızda bir şekilde farkındalıkla ortaya çıkarıp da kaynağı bulduğumuz için biraz daha hızlı oluyor tabii bizdeki farkındalık olması dolayısıyla. Şimdi bugün bakalım, bugünkü bahsedeceğim koşulsuz sevgiyle ilgili bahsedeceğim ufak tefek bazı konular var. Ve arkasından da yine güzel küçük bir uygulama yapmanız için vereceğim. Seçerseniz yaparsınız. Aslında koşulsuz sevginin kaynağının kendimiz olduğunu fark etseydik, hayatlarımızda ne yaratırdı? Değil mi? Aslında böyle bir şey. Şimdi şöyle bir araştırma yaparken, hani genel bir toparlama yapmayı aslında niyet ettim. Sizlerin karşısında neyi nasıl söylesem diye. Ve o arada da güzel bir şeye rastladım. Söze rastladım aslında. Size bir onu okuyarak başlamak istiyorum işin doğrusu. Bizler geçmiş tarafından üzerimize yüklenen deneyimlerimizin toplamının özetiyiz. Ortaya çıkan enerjinin yıkıp yaratımını iptal ediyorum. Tekrar baştan bir alayım. Bizler geçmiş tarafından üzerimize yüklenen deneyimlerimizin toplamının özetiyiz. Hayatımızda stres ya da korku yaşadığımız zaman eğer dikkatlice bakarsak bunun nedeninin aslında bir anıdan kaynaklandığını görürüz. Morna Simon. Aslında o kadar güzel bir tespit ki, hayatımızda sevgiyi de bilmiyorsak, bilmediğimizi sanıyorsak ya da işte korku ve stresle yaşıyorsak, kaygılarımız varsa, olumsuz inançlarımız varsa, aslında bunlar bizim geçmiş kayıtlarımızla bağlantılı olarak ortaya çıkıyor. Ve biz tamamen o kayıtlar sürecimizde ortaya çıktığında deneyimleyerek pekiştiriyoruz o kayıtları aslında. Evet, işte bu yaptığımız çalışmalar bizim şu sürecimizi, yani geçmişten gelen bu kayıtları, anıları dönüştürmek, değiştirmek ve gerçek bizi açığa çıkartmak için, gerçek koşulsuz sevgiyi deneyimleyebilmemiz için. Temel varsayım, yaptığımız her şeyin bir ilham veya andan geliyor olmasıdır. İlham, anda akan bilgidir. Anı ise dediğim gibi geçmiş kayıtlar. Bazen deriz ki hani kitap yazarlar, ne bileyim beste yaparlar, şiir yazarlar. İlham geldi. Evet, bir anda akan neyse duygu, bilgi, düşünce bu ilhamla ortaya çıkar. Aslında saf enerjidir. İlhamla gelen durum
saf enerjidir. Biz anılardan, kayıtlardan ortaya çıkardığımız ve bunu çoğalttığımız zaman yaşadığımız sadece işte süreci devam ettirmektir. Atalarımızdan gelen, çevreden gelen, kültürden gelen süreci devam ettirmektir. Ve hep deriz ki hiç benim hayatımda şu düzelmiyor, bu düzelmiyor. Beni seven kimse yok der insanlar bazen. Kimse beni sevmiyor. Kimse beni sevmiyor. Bazen öyle soranlara eğer çok hani karşılıklıysak derim ki sen kendini seviyor musun? Evet, belki atalarımız da kendini sevmeyi bilmiyorlar. Koşulsuz sevginin ne olduğunu belki onlar da bilmiyorlar. Onlar da atalarından öyle gördü. Biz nerede bir farkındalık yaratırsak orada değişimi başlatıyoruz arkadaşlar, dönüşümü başlatıyoruz. Peki biz koşulsuz sevgiyi bilmeyebiliriz. Sevgiyi bilmeyebiliriz. Bilmediğimiz için zaten etrafımızdan, çevremizden, sevdiklerimizden ya da işte sevdiğimizi zannettiğimiz insanlardan bekleriz. Ama kaynağın bizde olduğunu bilseydik bu nasıl olurdu? Şimdi bugün bu sevgiyi açığa çıkaracak farklı bir teknik yine Ho'oponopono tekniği. Ondan bahsetmek istiyorum. Çok keyiflidir ve gerçekten kimimize çok saçma gelebilir, biliyoruz, duymuşuzdur. Kimimize daha böyle uyguluyordur, keyifli geliyordur. Çünkü o koşulsuz sevgiyi açığa çıkardıkça, bakış açılarını temizledikçe, yargıları temizledikçe gerçek sizi, gerçek bizi açığa çıkaran bir teknik diye seviyordur ve hayatındadır. Bazılarımız da belki hiç duymadı. Bugün size sadece birazcık ucundan böyle keyifle yapabileceğiniz, basitçe yapabileceğiniz küçük bir uygulama tavsiye edeceğim. Tabii ki seçerseniz hayatlarınızda ne yaratır? Çok deneyimleyip görmeniz gerekiyor bence. Bu tekniği Doktor Hevlen bulmuş ve geçmiş anıları temizleyen bir teknik. Yani geçmiş kayıtları temizleyen bir teknik. Tüm olay sorunları ortadan kaldırmayı sevmektir. Aslında her şeyin kaynağı koşulsuz sevgidir arkadaşlar. Ve biz bazen o kadar çok dışa dönük yaşıyoruz ve o kadar çok başkalarından bekliyoruz ki her şeyi. Sevgiyi unutuyoruz. Bırakın koşulsuz sevgiyi. Annem beni sevsin, çocuğum beni sevsin, eşim beni sevsin, babam beni sevsin, kardeşlerim beni sevsin. Ama ben karşılığında gerçek seviyor muyum? Ya da gerçekten ben kendimi seviyor muyum ki onların beni sevmesini bekliyorum? Esas zaten konu bu. Yani sen kendini sevip, sen kendi değerini fark edemediğin sürece bir başkaları da seni ne kadar sevse de bunu algılamak çok zor gelir insanlara. Aslında bütün kadim bilginin kaynağı yaratılan her şeyi yaradandan ötürü sevmektir. Bunu sizler de biliyorsunuz zaten. Biliyorsunuz gördüğümüz, yaşadığımız ve yaşadığımız her şeyi ve herkes bize aynalık eder. O yüzden de biz sevgiyi bilmiyorsak, biz çok öfkeliysek karşımızdaki her şeyde durum olsun, insanlar olsun, bazen hayvanlar da aynı şeyi yapar. Çünkü neden? Hepimiz bir enerjiyiz. Hayvanlar bir enerji, ben bir enerji, sizler bir enerji ve ben ne durumdaysam karşıya onu yansıtırım. Onlar da bana beni yansıtırlar. Peki şu an bu farkındalıkla hayatımızda olanı biteni fark edip her ne oluyorsa şöyle bir durun, gözlerinizi kapatın ve benim hayatımda ne oluyor şu an diye sorun. Bazılarımızın hayatında parasal sıkışıklık vardır. Bazılarımızın hayatında ilişkileriyle ilgili sıkıntıları vardır. Bazılarımızın hayatında sağlık problemleri vardır. Belki bazılarımızın hayatında da herhangi ikisi, üçü, belki de hepsi birden var.
Tamam, çok güzel. O zaman derin bir nefes alın. Seni seviyorum demeye başlayın. Belki size bu çok saçma gelecek. Belki ne alakası var diyeceksiniz. Aslında o söylemler bizim bilinçaltımızın verdiği tepkiler. Çünkü bilinçaltımız bizi her ne durumdaysak, çünkü sürekli bildiği, tekrar eden durum odur, güvende olmamızı sağlamak için vardır. Ve onun bildiği durum onun için bizim güvende olduğumuz durumdur. Siz mutlu olsanız da olmasanız da, çünkü olumlu olumsuz ayırt edemiyor biliyorsunuz bilinçaltımız. Her şey ve herkes bize aynalık ediyorsa biz koşulsuz sevgiyi açığa çıkararak her şeyi dönüştürebiliriz. Seni seviyorum diyerek. Hayatınızda olan her şeye bakın, çok basit. Seni seviyorum. İçinizden söyleyin, yüzüne değil. Bazen çok nefret ettiğiniz bir insan olabilir. Çok kızdığınız. Karşılaşmak durumunda kalırsınız. Zaten neye direnirsek onunla muhakkak yüzleşiyoruz. Bir kere bu 2-2-4. Yani bu, biliyorsunuz, evrensel yasalar var. Evren denge üzerine kurulmuş. Bu da o sistemin kurallarından biri. Neye direniyorsak onun içine düşüyoruz. O yüzden seni seviyorum dediğimizde yaradandan ötürü yaratılan her şeyi kabul etmiş ve onaylamış oluyoruz. Kabul ettiğimiz her şey de hayatımızdan bir anda yok olur. Yani o kızdığımız, öfkelendiğimiz her şeye de seni seviyorum dediğimizde ortadan yok olur. Ama gerçekten sevdiğimiz bir şeylerse, ben bardağımı çok seviyorum çünkü tam beni yansıtıyor. Seni seviyorum. Bu sefer sevdiğim şeyler hayatımda çoğalmaya başlar. Çocuklarımı seviyorum, işimi seviyorum. Hayatımda olan her şeyi çok seviyorum. O yüzden de sevdiğim her şey hayatımda katlanarak çoğalır. İlk başta çok yapmacık gelebilir. Bilinçaltın saçmalama ya, böyle olur mu diyebilir. Bir sürü ses gelecek zihninize. Ama seni seviyorum, seni seviyorum. Onu işte, karşındakine seni seviyorum. Yaptığın işe seni seviyorum. Ne bileyim ben, çok zorlanıyorsun ders çalışırken. Öğrencisin ve ders çalışırken zorlanıyorsun. Derslerimi seviyorum, okulumu seviyorum. Hepsi bana çok keyifle hizmet ediyorlar. Hepsini çok seviyorum. Bunu böyle demeye başladığınızda, o derste bile sorun yaşıyorsak kolaylıkla aştığınızı göreceksiniz. Hadi bakalım şimdi güzel bir uygulama yapalım. Yaşamınızda hala sizi üzen bir şeyler varsa, bir durum varsa ya da bir kişi varsa bunu düşünün arkadaşlar. İsterseniz gözünüzü kapatın, daha kolay imgeleyebilirsiniz. Daha kolay gözünüzün önüne gelir. Ya da herhangi bir sağlık sorununuz olabilir. Ya da işte bir durum olabilir. Parasal realitenizde sıkışıklık olabilir. Herhangi bir şekilde partner ilişkiniz olabilir, çocuklarınızla ilişkiniz olabilir, hiç fark etmez. Ya da iş arkadaşlarınızda bir sıkıntınız olabilir, işinizde bir sıkıntınız olabilir. Ne olduğu çok da önemli değil. Önemli olan şu an sizin hayatınızda sıkışıklık yaratan ve sizi daraltan durumun gözünüzün önüne getirmeniz. Kişiyi ya da konuyu gözünüzün önünde canlandırın, imgeleyin, tam karşınıza alın. Gözlerinin içine bakın ya da olayın tam merkezine bakın bir durumsa. Seni seviyorum demeye başlayın. Derin nefes alın, rahatlayın. Yine onun gözüne bakarak seni seviyorum. Birinde, ikincisinde, üçüncüsünde evet bilinçaltınız saçmalama diyebilir. Allah Allah, böyle saçmalık olur mu der, inanmaz. Zihnini yormaya başlayabilir. Ama emin olun, sürekli ve istikrarlı yaptığınızda çok kısa sürede sorun yaşadığınız durum her neyse anda dönüşmeye başlayacak. Ve bir beklentiye girmeden yapın lütfen bunu. Hani ben böyle söylüyorum, tabii ki bir beklenti oluşuyor belki de, ama çünkü herkesin süreci kendisine göredir. Bazen iki söylemeyle anda dönüşür süreci kişilerin.
Bazen 3 gün söyler, bazen 1 hafta söyler, bazen 21 gün sürekli söyler. Bazen de sürekli ağzında pelesenk etmiştir, sürekli söyler ama. Yani hani bir gün, bir sayı, bir şey yoktur. Her an söylersiniz. Her anda hayatınızda artık bir şeyler pıt 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 pıt. Yani böyle nasıl diyeyim size, hani bahar geldiğinde çiçekler açar ya da bahar yağmurlarında, herhalde baharda oluyor mantarlar. Mantarların pıtır pıtır çıktığı gibi hayatınızdaki o güzellikler pıtır pıtır peş peşe atlamaya başlar. Bu çalışmaya inansanız da inanmasanız da sürece güvenin ve devam edin. İstikrar çok önemli. Tüm yapmanız gereken seni seviyorum demek, bunu tekrar etmek. Bunu yaparken sevgiyi hissetmeye ve kişi ya da konuyu değiştirmeye başlarsınız. İlk başta size de garip gelen şey cümle, daha sonra bir de bakmışsınız ki gerçekten sizin içindeki öfkeyi almış, içinizdeki kızgınlığı almış, kırgınlığı almış ve koşulsuz sevgi açığa çıkmaya başlamış. Aslında Allah'ın yarattığı zamandaki saflığa dönüyoruz enerjitik olarak. Bu çalışmaları yaptığımızda Allah'ın yarattığı saflığa dönüyoruz. Çünkü aslında koşulsuz sevgi zaten ruhsal boyuta aittir. Yani ruhlarımıza ait bir durumdur. Ne yaptığımızı kimsenin bilmesine gerek yok. Unutmayın. Kimse, yani biz sürekli seni seviyorum sesi söylemek zorunda değiliz. Bazen çünkü gerektiren bir şey değildir. Zaten sürekli seviyorum seni seviyorum demek. Aslında her şey, evet, Allah'ın yarattığı saflığa dönmekle alakalı olduğu için siz seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum dedikçe göreceksiniz, koşulsuz sevgiye açacaksınız. Yani kaynağı çıkaracaksınız ortaya. Önce tek bir konuyla ilgili yapın. Parayla ilgili yapın. İşinizle alakalı yapın. Ya da sorun yaşadığınız arkadaşınızla alakalı yapın. Ya da çocuğunuzla ilişkinizde sorun varsa. Yani sorun yaşadığınız tek bir konuyla ilgili yapın. Arkasından da yaşadığınız bütün deneyimlerinizi bir günlük tutun. Evet, ben bugün bütün gün seni seviyorum dedim. Akşamına oturun, defterinize tarih atarak bugün ne deneyimlediğinizi yazın. Gün bir gün göreceksiniz. Dediğim şeylerin ötesine geçecek. Yani diyorum ya, çok dönüşecek. Herkes ve her şey çok dönüşecek. En başta siz dönüşeceksiniz. Gerçekten koşulsuz sevgiyi deneyimlemeye başlayacaksınız. Ve koşulsuz sevgiyi deneyimledikçe de etrafınızdaki her şey de değişip dönüşmeye başlayacak. Sihirli bir değnek gibi. Denemeye hazırsanız bu kolay uygulamayı da hayatınıza geçirebilirsiniz. Bugün de programımızın sonuna geliyoruz. Sevgiyle, mucizelerle ve mutlulukla kalın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.